saatler 17 Mayıs 2018'i gösteriyor. Güzel güneşli bir İstanbul gününde sizlerle birlikte güne başladık. Biraz erken başladık. Dedik ki oldukça güzel haberler var, oldukça güzel akış var. Sevgili editörümüz Fırat Irmak'la birlikte sabahın erken saatlerinde yola koyulduk ve sizlere güzel mi güzel bir akış derledik. Yarım saat boyunca sizlerle birlikte spor dünyasında neler olmuş, neler bitmiş, cep telefonlarımızdan, tabletlerimizden, bilgisayarlarımızdan gözden kaçırdığımız sosyal medya, spor sosyal medyasına şöyle bir bakacağız ve hem bilgilendireceğiz, hem haber vereceğiz, hem de biraz anlık olarak sizi böyle stresli anlarınızdan uzak tutacağız. Ama şöyle, biz programı yaparken sizlerle birlikte yapıyoruz. Tek başımıza değiliz. O yüzden görmüş olduğunuz adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Sorumuz var, fotoğrafımız var. Gelsin bakalım ekranlarınıza. Sonrasında gündeme başlayalım. Şöyle sorduk sizlere dünden yola çıkarak. UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız takımları kaç kez kupa kazandı diye sorduk. Yani Avrupa Kupası'na Fransızlar ne kadar yakınlar, ne kadar uzaklar? Biraz bilginizi ölçmek, bilmeyenlere de bu konuyla ilgili küçük bir bilgi vermek istedik. 1, 2, 3 ya da hiç. Evet, anketimize net günlüğünden katılabilirsiniz. Bir de fotoğrafımız var. Fotoğrafımız da gelsin bakalım ekranlarınıza. Kim bu çocuk diyoruz? Bir çocuğun, bir sporcunun geçmiş zamanlarına şöyle bir gidiyoruz. Evet, 3-5 yıl önce... Demeyelim, tamam demeyelim. İpucuyu da artık vermeye de gerek yok diye düşünüyorum değerli izleyenler. UEFA Avrupa Ligi'nde finalde Marsilya'yı 3-0 yenen Atletico Madrid Avrupa Ligi kupasını evine götürdü, müzesine götürdü. Bu kupaya aşina. Eğer Marsilya kazansaydı ilk kez bu kupayı müzesine götüren taraf olacaktı. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi biletini ligde alamadığı için bu final sayesinde alacaktı. Dün akşama biraz gidelim mi? Ne dersiniz? İlk olarak bir Atletico Madrid'in paylaşımı gelsin ekranlarınıza. İşte hepimizin beklediği fotoğraf. Şimdiden tarih yazıldı diyor Atletico Madrid. 2 gol attı Griezmann, 2 de asist yaptı Koke. Dünün 2 yıldızıydı adeta. Gidelim bakalım Griezmann'ın Instagram hikayelerine. Evet, fotoğrafla böyle güzel klas bir poz vermiş. Hikayeler oldukça renkli. Takımına Avrupa Ligi kupasını getiren Griezmann artık yeni yeni hedefler peşinde. Yeni hedefi nedir diye soracak olursanız, evet, bizim de merakla beklediğimiz son 28 gün kalan Dünya Kupası değerli izleyenler. Koke de düne damga vuran isimlerden bir tanesiydi. Griezmann'a 2 asist yaptı. Gelsin bakalım ekranlarınıza Koke'nin paylaşımları. Maça giden vardı, gidemeyen vardı değil mi? Gidemeyenler için ekran çok büyük bir nimet böyle zamanlarda. Böyle zamanlarda öyle güzel organizasyonlar oluyor ki evde oturmak yerine hadi bakalım şöyle topluca bir meydanlara dökülelim, meydanlarda izleyelim maçları diyoruz değil mi? Bu organizasyonları yapanların da emeğine sağlık. Çünkü ülkemizde de böyle güzel organizasyonlarda özellikle kulüpler ya da belediyeler güzel güzel alanlara o ekranları kuruyorlar. Atletico Madrid'in taraftarlarının böyle sokaklara döküldüğü ve o coşkuyu birlikte yaşadığı anlara gideceğiz hep birlikte. Gelsin ekranlara. Stada gidemeyen, Atletico Madrid'in yanında fiziken olamayan taraftarlar için Atletico'nun stadyumunda çok güzel bir atmosfer oluşturuldu. O anlar taraftarlarca böyle yaşandı değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin Final Four yolunda da önemli bir maçı var biliyorsunuz Belgrad'da. Şimdiden birçok belediye alanlara o ortamı oluşturmaya başladı. Daha da çoğalır diye tahmin ediyoruz. Şimdi gülen tarafın cephesine baktık değil mi? Onların mutluluklarına ortak olduk. Onlar için güzel bir geceydi. Bir de mağlup olanın, üzülenin tarafına bakalım mı? Ne dersiniz? Marsilya cephesine gidelim mi? Hadi gelsin bakalım Marsilya'nın paylaşımı. Haleti ruhiyelerini nasıl özetlemişler?
Bu muhteşem ve anlamlı fotoğrafla özetliyorlar. Diyorlar ki bugün sadece bir başlangıç. En iyisi henüz gerçekleşmedi. Marsilya şanssız bir akşam geçirdi diyebiliriz. İlk gol kaleci Mandanda'nın hatasıyla geldi aslında. Ardından takımın yıldızı Payet sakatlanıp çıkınca şansları da biraz düşük oldu Marsilya'nın. Ülkemize dönelim mi? Türkiye'ye dönelim mi? Neler oluyor, neler bitiyor? Şöyle bir takımların haleti ruhiyelerine göz atalım mı? Hadi bakalım. Başakşehirli Manuel Costa'nın antrenmanda attığı gol gelsin bakalım ekranlara. Bir de sevinç görüntüsü getireceğiz. Çok mutlu olduğunuzda, bir şeyi başardığınızda onu abartanlardan mısınız? Yoksa yani bu her zaman yaptığım iş zaten. Ben başarıya alışığım, ben böyle hareketlere alışığım diyenlerden misiniz? Bakalım Başakşehirli futbolcular hangi taraftanmış? Belki aynı soruyu sormuş olabilirsiniz. Yani alt tarafı antrenmanda yapılan bir ikili mücadele, alt tarafı kazanan antrenmanda bir takım yani. Nedir bu sevinç? Sevgili Oğulcan'la birlikte izlerken sohbet ettiğimiz bir mevzuda bir iddianın olabileceğini düşündük. Yani Oğulcan'ın görüşü şu şekilde, bir baklava olabilir ya da benzeri bir şey olabilir diyor. Yani iddiasız ben böyle sevinmem diyor. Yani iddia var mıdır ortada bilmiyoruz ama sevinçler bir hayli fazla olmuş. Başakşehir'den bir paylaşım daha yapacağız. Mossoro'yla Kayseri'nin bir paylaşımı. Gelsin bakalım ekranlarınıza. Bazen neden ben de sahip değilim diye böyle mızlandığımız, sızlandığımız anlar olabiliyor. O halde harekete geçmek gerekiyor değil mi? Yani bir sürü engel olabilir hayatımızda, bizi engelleyen ya da gücümüzü gösteremediğimiz, enerjimizi fark edemediğimiz, kendimizi fark ettiremediğimiz anlar. Bu anlarda ne yapacağız? Oldukça üretici olacağız, oldukça yaratıcı olacağız. Başakşehir'in sosyal medya ekibi bunlardan bir tanesi. Belki Başakşehir'in muhteşem bir taraftar kitlesi yok ama sosyal medyada yaptıkları antrenmanların o görsel şovlara çevrilme, animasyon ya da benzeri üretimlerle sosyal medyada fazlasıyla dikkat çekebiliyorlar. Her ne kadar like sayıları yüksek olmasa da görüntü sayılarına bakıyorum. Bizim yeni jenerasyonun stalk dediği, yani böyle bakıp geçme, gizliden takip etme olaylarının fazlaca olduğunu görüyorum. Çünkü çok güzel işler yapıyorlar. Gerçekten Başakşehir'in sosyal medya ekibini de tebrik edelim. Tarışka antrenmanda bireysel çalışıyormuş. Gelsin bakalım görüntü ekranlarınıza. Uş. Gel
Estağfurullah. Takım olarak çalışmak başarıyı getirir. Bireysel olarak da diyor. Son zamanlarda Beşiktaşlı taraftarlar da Talisca severler kadar aynı soruyu sordu. Brezilya milli takımına çağrılmadı Talisca. Onun kötü bir performans göstermesi değildi sebep. Öyle değil mi? Yani Brezilya milli takımında o kadar çok yıldızlar var ki. Costa var, Neymar var, Jesus var, Firmino var. Yani çok fazla yıldıza sahip olunca Talisca'nın da çağrılmaması objektif olarak bakıldığında normal gelebiliyor. Ama o çalışmaları bitirmemiş Beşiktaş'ta bu hafta Sivas'la karşılaşacak. Sivas maçı öncesi çalışmalar sürüyor. Başakşehir'in de Kasımpaşa maçı var. Onlar için de güzel bir maç olacak. İngiltere milli takımının takım kadrosu açıklandı değerli izleyenler. Bizler de böyle veya başka ülkelerde de aynı. Yani takım kadroları isim isim yapılır. Öyle değil mi? İngilizler yine bu durumu biraz daha farklılaştırdı. Biraz daha görsel şova dönüştürdü. Müzikte, sanatta, diğer alanlarda ne kadar dikkat çekiyorsa futbolda da o kadar dikkat çekmeye meyilli İngiliz milli takımı. Sadece İngilizlerin başarısı değil elbette ürettikleri şey. Acaba siz milli takımınızı açıklarken nasıl bir yol izlerdiniz sorusuna farklı bir video ile cevap vermişler. Gelsin bakalım ekranlarınıza. Welcome to Wembley. For the official. That's right, official England World Cup. İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunu 20 yaşın altındaki gençler böyle açıklıyor. Hatta o kadar güzel bir ortamdan açıklıyorlar ki kimisi futbol oynuyor, kimisi otobüste, kimisi statta. O güzel mesajı da veriyorlar değil mi? Gençlerle İngiltere futbolu muhteşem bir şekilde buluşturuyor. Bizde oluyor zaman zaman öyle değil mi? Böyle kadrolar açıklanırken neden o yok, neden bu yok, şu neden yok, performansa göre değil. Mi, performansa göre mi genel anlamda değerlendirmek gerekmez mi diye. Haliyle İngiltere'de de yok değil değerli izleyenler. Kaleci Hart'la Arsenal'li Wilshere kadroda yer almıyor. Sosyal medyada da bir o kadar konu oldu. Bu kadrolar konusu, isimler konusu sadece bizde değil dünyada her yerde geçerli. Roma'nın Alisson'la bir paylaşımı var kaleci Alisson'la ilgili olarak şu anda dünyanın en iyi kalecileri arasında diyebiliriz değil mi? En üst seviyede Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Brezilya'yı da güzel bir noktaya taşıyacak diye düşünüyorum. Dünya Kupası'nda göreceğiz bakalım. Roma paylaşmış Alisson'u. Gelsin bakalım ekranlarınıza görüntüsü. Roma sık sık oyuncularıyla ne kadar gurur duyduğunu böyle paylaşımlarla, takipçileriyle, taraftarlarla buluşturuyor değerli izleyenler. Bazen böyle bölümler yapıyoruz ama o bölümleri çok yoğun akışımızdan dolayı sürekli hale, istikrarlı hale getiremiyoruz. Hatırlarsınız onlardan bir tanesi acımasız babalar, futbolcuların çocuklarına davrandığı o acımasız anlar. Bazıları böyle çok olumsuz olduğu için hadi bunu es geçelim diyorduk. Bazıları da biraz daha örnek teşkil etsin diye ekranlarınıza getiriyorduk. Uzun zamandır yapmıyoruz bu acımasız babaları. Acımasız babalarda bugün kim var peki? El Şarabi var. Bakın oğluna nasıl bir acımasızlık yapmış. Buyurun geliyor ekranlara. Roma paylaşıyor bu talihsiz görüntüleri. O çocuk büyüyecek. Babasına soracak. Beni binlerce Romalının önünde nasıl rezil ettin diyecek. Belki de küçük bir anı kalacak. Ne dersiniz? Dostluklarda böyle önemli güçlü dostluklarda yollar ayrılsa bile kalpler hep birdir. Öyle değil mi? Var mı sizin böyle şanslı olduğunuz arkadaşlıklarınız, dostluklarınız? Öyle değil mi? Yollar ayrılsa bile birlikte bir araya gelebiliriz. Aubameyang'la Dembele Dortmund'dan çok yakın arkadaşlardı. Birisi şimdi Barcelona'ya gitti, birisi Arsenal'e gitti. Sanmayın ki dostlukları bitti. Sosyal medya üzerinden dostluklarına hala böyle tanıklık ediyoruz. O paylaşımlardan bir tanesi gelsin. Aubameyang Dembele'nin doğum gününü kutlamış. Nasıl kutlamış? Buyurun. İnsanların
dostluklarına, dostlarına böyle seni seviyorum deme yöntemleri farklı olabiliyor. Öyle değil mi? Yani onlardan bir tanesi olmuş. Çocuklara fazlasıyla yer vermeye çalışıyoruz. Hem bizimkilere hem Avrupa'dakilere. Çocuklar evrensel sonuçta, ulusal sonuçta. Öyle değil mi? Zaman zaman. Onlar neler yapıyorlar? Başka kulüpler nasıl geliştiriyorlar? Sık sık bunlara yer vermeye çalışıyoruz. Paris Saint Germain'in çocuklarına gidelim mi? Acaba onlar neler yapıyorlar? Buyurun gelsin ekranlarınıza. 37 yaşındaki J. Lloyd Samuel hayatını kaybetti değerli izleyenler. Trafik kazasında hayatını kaybetti. Henüz ömrünün baharındaydı desek yeri. Öyle değil mi? 37 yaşında. Elmander'in duygusal bir paylaşımı var. Bolton'dan takım arkadaşıydı. Sarsıcı bir haber. Çok iyi adamlardan birini kaybettik. Huzur içinde uyu J. Lloyd diyor. Eski Premier Lig oyuncusuydu. Elmander'le de oldukça yakınlardı. Gigi Datome'nin paylaşımına gideceğiz. Yarın önemli bir maç var, güzel bir maç var. Gözlerimizin üzerinde olduğu, kalplerimizin onlarla birlikte atacağı bir maç. Hadi gelsin bakalım Gigi Datome'den paylaşım. Takım diyor Fenerbahçe Doğuş Final Four'da yarın Zalgiris Kaunas'la karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe üst üste 4. Final Four yolculuğunda. Olacak mı? Olacak elbette. Fenerbahçe'nin Belgrad yolundaki o yolculuğu gelsin mi? Ne dersiniz? Gelsin bakalım ekranlarınıza. Fenerbahçe for the fourth consecutive year in a row advance to the final four. Well, smiles all around for the title holders. Vasily again with another facial. This time right over Othello Hunter, soaring through the air and finishing with a flourish. Cesca would have to force another overtime. He's pulled up for three. It's a rim shot. Be kept alive. That will count. Oh my goodness, the activity on the offensive glass. Vasily, look at the slash to the bucket from Wanamaker. And that's five in a row for Fenerbahce. Kalinic pirouette in the paint. What a pass. And the Czech jet cleared for a Turkish Airlines takeoff. And Fenerbahce have won 9 out of the last 10 to close in and book their place in the playoffs. A professional workmanlike victory. The defense of Fenerbahce in the first half did the work and did enough to secure the victory in game one. Fenerbahce will end the season for Vitoria. They can look forward to the Final Four in Belgrade. Fenerbahçe için oldukça zorlu, oldukça güzel bir karşılaşma olacak. Yarın kalbimiz Fenerbahçe Doğuş'ta atacak Zalgiris karşısında. Belki basketbolu yakından takip etmiyor olabilirsiniz, denk gelmemiş olabilirsiniz. Fenerbahçe Doğuş'un başarısından haberiniz var. Ama birçok maçı, birçok görüntüyü kaçırmış da olabilirsiniz. Sizler için güzel hareketler derledik. Bu sezon Fenerbahçe'nin unutulmayacak 5 hareketi. Buyurun gelsin ekranlara. The turnovers are killing him. And right now the shot clock still going. Mohamed's got to dish it up from long range. Mohamed. Mohamed, was that serious? Well, when you're having trouble from around the bucket, just jack one from half court. And that's what Mohamed did right there. You kidding me? Jackson to inbound to Roll. Roll passes away from the double team for Tyus, who's blocked by Datome mid-air. Look at that rejection from Datome. Oh, that is a spectacular alley-oop from Jan Vesely. Going from sideline to sideline, but his body control was such that he still managed to complete the one-handed alley-oop jam. Cross-court pass, right on the money to Wanamaker. Oh, what a putback from James Nunnally. An Istanbul incision to Maccabi's playoff hopes. The elite three-point shooter taking to the sky this time. Vasily again with another facial.
Mitchell. This time right over Othello Hunter. A one-handed gem. Taking off from a mile away, soaring through the air and finishing with a flourish. Yani bu 5 hareketin içinden seçeyim dedim, bir tanesi derecelendirme yapayım dedim ama mümkün değil. Fakat Bobby Dixon'ın bir karşı yakalı olarak Ali Muhammed'in son saniye basketine ayrı bir parantez, ayrı bir böyle kalp göndermek istiyorum değerli izleyenler. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik ama sorduğumuz soruları yanıtlama vakti. İlk olarak sorumuzu soralım. Tarihte bugüne ayrıca gideceğiz. Bugün önemli bir gün. Özellikle Galatasaraylılar için, özellikle Türk futbolcular için. Önce gelsin bakalım ekranlarınıza. Kim bu çocuk diye sorduk sizlere. Kim bu çocuk değerli izleyenler? Evet. Benzetebildiniz mi? Hulk, Brezilyalı milli forvet, içinde Şangay'da forma giyiyor. 2018 Dünya Kupası kadrosunda yok maalesef. Sadece bir şeyi fark ettim. Böyle biraz daha yaş ilerledikçe teninin rengi biraz açılmış mı acaba? Yoksa o dönemlerde hepimize olduğu gibi böyle güneş altında çok fazla kalmaktan, güneşli günleri fazla görmekten dolayı biraz bronzlaşmış mıyız bilemedim. Sanki biraz daha açılmış gibi ten rengi. Peki sorduğumuz sorunun yanıtını alalım sizlerden. Buyurun. Evet, %46... Oranında doğru cevabı vermişsiniz. UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız takımları hiç kupa kazanamadı şu ana kadar. Tarihte bugüne gidelim mi hep birlikte? Bundan tam 18 yıl önce Arsenal'i penaltılarla 4-1 mağlup eden, UEFA kupasını kazanan Galatasaray'ın günü bugün. Tarihte bugüne şöyle bir gidiyoruz bakalım. Sadece bir kupanın değil, sadece bir kulübün değil, tek ihtimali olan insanların hikayesiydi o günler. Öyle değil mi? Fatih Terim'in paylaşımına da gidelim mi değerli izleyenler? Fatih Terim'in duygusal paylaşımı ne olmuş acaba? Buyurun ekranlarınıza gelsin. Biz 17 Mayıs'ta sadece bir kupa kaldırmadık, Galatasaray ruhunu ve kimliğini futbol tarihine yazdırdık. Yenileri için ise nefesimiz yettiğince çalışıyoruz diyor. O takımın hocası Fatih Terim'di, kalecisi Taffarel. Son penaltıyı atan Popescu, kırmızı kart gören hacı hala unutulmazlar arasında değil mi? Biz de tarihi böyle yad ettik. Ve günün sözünü de vermeyelim mi? Perşembe gününün sözü, buyurun gelsin bakalım ekranlarınıza. Ted Williams, efsanevi beyzbol oyuncusu diyor ki sadece devam edin. Bunu başaran herkes başarılı olabilir. İstikrar başarıdır diyorum. Yarın sevgili Ezgi Sütçü Ercan sizlerle birlikte olacak. Pazartesi günü sizlerle yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.